Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Aslında bu serimizin devamı. Yani bir önceki çektiğimiz iki video var zaten. Bu da üçüncü videomuz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki. WordPress sayfamızı e-ticaret sitesine çeviriyoruz. Yavaş yavaş çeviriyoruz. Geçen seyrettiğimiz videoda bayağı bir ilerleme yaptık zaten. İki videoda ilerleme yaptık. Bugünkü videomuzda da gene artık nasıl diyeyim, özelleştirmenin bir kısmı artık, yani artık hemen hemen bitecek. Belki eklentileri de geçebiliriz diye düşünüyorum ama geçemezsek de bir sonraki videoda zaten garanti eklentilerle başlayacağız gibi geliyor. Bugün ne yapacağız tabii ki? Yarım kalan bir işimiz vardı. Onları bitireceğiz. Bitirdikten sonra da mağaza ayarlarımıza geçeceğiz. WooCommerce mağaza ayarlarımızla ilgili videom var. Yukarıda karta bırakacağım arkadaşlar. Uzun detaylı bir video bu. Ben burada hızlı olarak geçeceğim gene. Videoda olduğu gibi olacak, yani öyle diyeyim size. Çünkü neden hızlı geçiyorum? Bunların daha önce çektiğim videoları var arkadaşlar. Detaylı anlatımlı olan videolar var. O yüzden onları seyrederseniz zaten o konuya daha da hakim olabilirsiniz. Burada vakitten kazanmak için biraz da bir an önce hani e-ticaret site ayarlarına geçmemiz için hızlandırıyorum ben olayı. Yoksa uzun bir videoda çekmesini bilirim ama değerli vaktinizi almak istemiyorum açıkçası. Zaten bu seviyelere geldiyseniz, en azından buralarda yani e-ticaret sitesi yapma seviyelerine geldiyseniz zaten biraz bilginiz vardır. Teknik olarak bu özelleştirme, işte Türkçeleştirme olayları artık sizin için bir yerde basitleşmiş olması lazım zaten. Yoksa ileriki seviyelere geldiğinizde işler biraz daha karmaşıklaşacak diyebilirim. Gözünüzü korkutmak istemiyorum ama yani ona da gelecek, yani seviyelerde öyle olacak yani, ileriki seviyelerde. Şimdi şöyle yapalım. Kaldığımız yerden bir şöyle hatırlatma bakalım. Bir bakalım. Ondan sonra da işlemlere geçeriz. Evet, bileşenlerde kalmıştık. Arkadaşlar, evet. Ya bu bileşenler, klasik bileşenleri en üst yüklemek eklentilerden. Çünkü bu şekildeki bileşenleri sevmiyorum. Bayağı da zorlaştırıyor işimizi hem. O yüzden klasik bileşenlerden bunun düzeltmesini yapacağım. Neyse, ne yaptık? Temanın özelliklerine... Evet. Klasik bileşenlere eklentisini ekleyeceğim. Onu ekleyelim. Ondan sonra zaten düzeltilecek kısım varsa onu düzeltiriz. Normal böyle Gutenberg bileşenlerini yani çok fazla sevmiyorum artık. Aşina olamadım açıkçası. Ondan dolayı da olabilir gerçi. Sözün kısası, işlemlere geçelim bence. Arkadaşlar, bir önceki videodaki gibi aynı. Ben hızlandıracağım. Biraz müzik koyacağım. Artık seçtiğim müziklerde hani biraz böyle dinamik müzikler olsun diye bu tarz müzikler seçiyorum. YouTube'un kütüphanesinden alıyorum açıkçası, telif hakkı yememek için. Yoksa çok güzel şarkılar, müzikler var ama ne yazık ki telif hakkından dolayı bunları da çalamıyoruz. İşlemlere geçelim, başlayalım bir an önce. Hadi bakalım. Sayfamıza geldik arkadaşlar. Şimdi bu ön taraf, zaten ön sayfamız bu. Gördüğünüz gibi. Ve kontrol panelimize geçelim. Herhangi bir şey yapmadım, değişiklik yapmadım. Şimdi işlemlere başlamadan önce söylüyorum. Bir klasik bileşen ekleyelim. Arkadaşlar, bu klasik bileşenler eklentisini ekledikten sonra bileşenlerimize bakarız. Onu bir düzeltmesini yaparız. Ondan sonra da mağaza ayarlarına geçeceğim. Ondan sonra da bakarız zaten. İşlemlere geçelim arkadaşlar. Sizi güzel müziklerle baş başa bırakıyorum. Bir taraftan da tabii ki, yani müziği dinlerken de tabii ki takip etmeyi de unutmayın.
Birinci eklentimiz arkadaşlar, dediğim gibi ücretsiz gönderimde sabit fiyat, yani sabit gönderimi gizleyeceğiz. İkincisinde ise kapıda ödemeye ekstra bir ücret ekleyeceğiz. Hemen eklentileri kurmaya başlayalım. Hatta şöyle de göstereyim, bakın. Birinci ekleyeceğimiz eklenti bu arkadaşlar. İkinci de bu arkadaşlar. Ondan sonra da bir tane de sanal post eklentisi ekleyelim, orada dursun. Kullanmayacağız ama olsun. İşlemlere geçiyorum. Birazdan görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi iki eklentiyi de hatta yükledik. Sanal postu da yükleyelim ya. Yükleyelim arkadaşlar. Onu da yükleyelim. Bu da aradan çıksın. Bir dakika, hemen 2 dakikada onu yükleyelim. İlk eklentimize geçelim. Şimdi arkadaşlar, bu eklentilerin, işte gizleme eklentisi, bunun Türkçe dil dosyaları var. Onları yükleyeceğim. Ondan sonra işlemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkçe dil dosyalarını yükledim arkadaşlar iki eklentinin de. Şimdi birinci eklentimizin işlemlerine geçelim. Dediğim gibi ücretsiz kargo ve yerel teslim alma demiş. Hemen şunu işaretleyin arkadaşlar. Kaydet diyelim. Bir daha bir bakalım, yanlış olmasın. Diğer tüm kargo yöntemleri gizleme sepe sayfasının ücretsiz kargo ve yerel teslim alma mevcut olduğunda demiş. Bunu kaydettik. Şimdi bunda da şimdi kapıda ödemeye ek ücret kısmını yapacağız. Arkadaşlar bu yeni bir eklenti. Bununla ilgili bir video çekmemiştim ben. Yani bir, aslında bu eklenti biraz geniş. Nasıl diyeyim? İçeriği fazla geniş bir eklenti ama pro sürümü, yani ücretli sürümü çok geniş zaten de. Ücretsiz sürümü kısmında yine yapılması gereken kullanabileceğimiz özellikler var. Ben yalnızca bu, şimdi şu an kullanacağım özellik yalnızca para ekleme olacak kapıda ödemeye. Yoksa bununla ilgili mesela sepet indirimi falan var. Kısmi ödemeler var. Mesela o gerçek kısmı ödeme premium özellikte miymiş? Evet, premium özellikteymiş o da. Neyse, biz kapıda ödeme ek ücretini yapalım. Ondan sonra ileriki zamanlarda bu eklentiyle ilgili olmazsa bir videoda çekeriz zaten. Hemen şimdi şeye geçelim, ek ücrete. Edelim. Bir bakalım şimdi. Bir testini yapalım. Bakın 300 lira da sabit ücret gitti. Ücretsiz gönderim, çünkü 300 lira yapmıştı. Direkt o çıktı. O tamam. Yani çalışıyor. Kapıda ödemeye bakalım. Kapıda ödemede 15 lira ücret eklendi arkadaşlar. Yani 300 lira 315 lira gördüğünüz gibi. Kapıda ödeme. Bunda yalnız evet 300 lira. Bir de şeyine bir bakalım arkadaşlar. Bir saniye. Kargo ücretiyle birlikte bir bakalım. Şu an ücretsiz gönderimde 315. Şunu bir yapalım. Sepeti güncelle diyelim. 150 lira sabit fiyat. 30 lira 180 lira. Yani 195 lira olması lazım kapıda. Evet, 195 lira kapıda ödemede. Tamam. Bu da çalışıyor. Bu da oldu. Bir de sanal postumuzu aktifleştirelim. Ayarlara geliyoruz gene. Ödemeler kısmı. Sanal post seçiyoruz. Kurulumu tamamlayalım. Yalnız dediğim gibi biz de kullanmadığımız için şu an, yani sanal post kullanmadığımız için yalnızca orada sanal post ibaresi olacak yani. Ta verecek zaten şimdi, şey olmasın etmesin diye. Tamam, bir bakalım ödeme şekline. Kredi, banka kartı, PayTR. Yani bunu seçtiğiniz zaman normalde işte sipariş onayladıktan sonra sanal post ekranı gelecek. Orada kredi kartı bilgilerinizi gireceksiniz. Bunu da yaptık.
Evet, başka bir şey bu eklentilerin dışında tamam diyelim ya, bu kadar. Bu videoluk da bu kadar olsun. Çok hızlı da gidiyoruz gibi geliyor ama neyse. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Bu videoda şöyle şunu da biraz alalım. Bu videoda dediğim gibi ne yaptık? Yarım kalan bir bileşenler vardı. Onları düzelttik. Mağaza şey bileşen, tema bileşenlerini düzelttik. Türkçeleştirdik biraz. Biraz da onları yaptık. Sonra mağaza ayarlarına geçtik. Mağaza ayarlarımızı yaptık. Onun dışında işte 3 tane eklenti yaptık. Bir tane sanal post kurduk. Bir tane işte gönderim şeklini gizlememiz gerekiyordu. Yani 3 yıl ücretsiz gönderime geldikten sonra sabit fiyat gönderimi, yani sabit fiyat gönderimini görüntülememesi lazım. Onu hallettik. O sorunu çözdük. Üçüncü de kapıda ödemeye ekstra bir ücret talep ettik. Bu 3 tane eklentiyi yaptık. Sayfamız şu an baktığınız zaman evet artık bir şekilde sipariş verilebilir. Bir sonraki videoda da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ne yapalım? Gene bir ayarlara bakalım. Mağaza ayarlarına bir bakalım. Ya da sürpriz olsun. Benim şu an aklıma gelmedi. Bir bakalım. Ona göre artık dördüncü bir serimiz olur diye düşünüyorum. Mail olabilir belki, e-posta olabilir, e-posta ayarları olabilir ya da onun haricinde başka bir şey ya da mağaza ile ilgili bir şey, yani mağaza kısmı ile ilgili bir şey, ürünlerle ilgili bir şeyler yapabiliriz. Evet, ürünlerle ilgili bir şeyler olabilir. Bu video bu kadardık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Abone değilseniz kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun kanalımıza. Bu tip konularla ilgilenen arkadaşlarınız varsa onlara da paylaşabilirsiniz. Kanalımızı tavsiye edebilirsiniz. Instagram kanalımızı zaten biliyorsunuz. Diğer sayfamızı maxhandmade.com'u da biliyorsunuz. Orada forum bölümü açtım. Oradaki forum bölümüne arkadaşlar mesela aklınızda bir projeler varsa, mesela geçen yapılabilir bir şeylerse neden olmasın, paylaşın, bir konuşalım, tartışalım. Onunla ilgili videolar açabiliriz, yapabiliriz hatta. Katılımlarınızı bekliyorum. Foruma da bekliyorum arkadaşlar. Gelin. Dil dosyalarını mesela bugün yüklediğim dil dosyalarını şu an forumda ekleyeceğim. Forum eklenecek onlar. Forumdan Türkçeleştirilmiş dil dosyalarının eklentilerini alabilirsiniz arkadaşlar. İndirebilirsiniz ve kendi sitenize kurabilirsiniz. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.